Elif İpek ile Çocuk Gelişimi. Herkese merhabalar. Bugün Kartepe'deyiz. Öncelikle izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugünkü konumuz çocuklar ne söyler, ebeveynler ne anlar? Gelecek haftaki konumuz da ebeveynler ne söyler, çocuklar ne anlar? Videoları kaçırmamak için lütfen kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer videoları beğeniyorsanız sevginizi gösterin bence. Öncelikle meslek yaşantımda beni oldukça şaşırtan, aslında bildiğim ama idrak ettiğim zaman biraz daha hayret uyandıran bir şeyden bahsetmek istiyorum. Dünyanın farklı yerlerindeki alandaş arkadaşlarımla görüşmeler yaptığımızda bazı çocukların bazı materyalleri gördükleri zaman aynı tepkiler verdiklerini, hemen aynı oyunları başlattıklarını, benzer yaşam deneyimlerinde benzer oyunları oynadıklarını keşfettik. Yani çocukların evrensel bir dili var. Bu da bize insanların arkaik bilgileri ve kolektif, yani paylaşılan, hep birlikte oluşturulmuş bir bilinç dışına sahip olduklarını gösteriyor. Ne kadar enteresan değil mi? Dünyanın çok farklı yerlerinde birbirinden habersiz olan çocuklar söz ötesi anlamda aynı dili konuşabiliyorlar. Size biraz bu dilden bahsetmek istiyorum. Eğer çocuğunuz bir davranışı sıklıkla yapıyorsa, o zaman burada size anlatmaya çalıştığı ama henüz anlayamadığınız, henüz göremediğiniz bir şey var demektir. Davranışın kendisiyle değil, davranışın altında yatan dinamiklerle, yani bu davranışın ortaya çıkma nedenleriyle ilgilenmeniz gerekiyor anlamına gelir. Ben de hemen aklıma gelen birkaç tanesini sizinle paylaşmak istiyorum. Tabii ki bu çok engin bir dil, çok zengin bir dil. Bir dilde nasıl ki ilk önce küçük küçük konuşmaya, derdinizi anlatmaya başlarsınız, ondan sonra metinler okuyabilmeye başlarsınız, daha sonra şiirleri anlamlı bir hale getirebilmeye başlarsınız. Biz biraz çok da derinlemesine gitmeden en başta çocukların temel ihtiyaçları ve bu temel ihtiyaçlarını nasıl ifade ettikleriyle ilgili çocuk diline bir göz gezdireceğiz. Örneğin bir yeni doğan eğer sürekli olarak tekmeliyorsa, annesinin kucağında memeyi emerken sürekli olarak tekmeliyorsa, bunu engellemek yerine anne karnındaki o sıkı, dar, sarmalayan, kendisini kucaklayan dokunuşu aradığını düşünmemiz yerinde olur. Bu nedenle de tekmelemesi yerine daha çok ayaklarının altına bir destek vererek çocuğun kendisini sarmalanmış şekilde hissetmesini sağlamak onu duyduğumuzu gösterir. Şunu da unutmayalım, duyulan bireyler kendilerini güvende hissederler ve hemen gelişip bir sonraki gelişim basamağına doğru yol almak isterler. Bu nedenle çocukları dinlemek ve onların ihtiyaçlarını duymak önemlidir. Eğer üzerindekileri değiştirmek istemiyorsa, bu bezi de olabilir, elbiseleri de olabilir, fark etmez. Belki elbiselerden pijamalara geçiş ya da pijamalardan elbiseye geçiş de olabilir, fark etmez. Üzerindekileri değiştirmek istemiyorsa, üzerindekileri değiştirmekten kaçınıyorsa, o zaman duyusal hassasiyetleri olabilir. Çocuklar çok beden odaklıdır. Bedenlerinde elbisenin değişimiyle birlikte oluşacak olan kan dolaşımı, ısı gibi temel şeylerin değişiminden rahatsızlık duyuyor olabilir. Bedenindeki bu kadar değişikliği kontrol edemediği zaman kendisini güçsüz ve yetersiz hissedebilir. Kaldı ki kendi gelişimi için yoğun bir güce ihtiyaç duyan çocuğun kendisini yetersiz ve güçsüz hissetmesi onun için pek de hoş, pek de uygun değildir. Evdeyken sıklıkla oynadığı oyun eğer saklambaçsa, kendisinin sizin tarafınızdan değerli görüldüğünden emin olmak istiyordur. Çünkü her saklambaç oyunu tekrar bulunmaya değer miyim sorusunu içerir. Çocuğunuzu bulduğunuzda eğer yoğun tepkiler verirseniz ya da onu ararken yoğun tepkiler verirseniz, hayır olmaz, sensiz bir hayat istemiyorum, nerelerdesin, bir dakika şimdi seni bulacağım gibi, ardından onu bulduğunuzda da işte yaşasın, seni buldum, buradasın gibi tepkiler verirseniz çocuğunuzun ruhunu okşar. Yine evden çıkarken ısrarlı bir şekilde yanında bir oyuncak taşımak istiyorsa ya da evdeyken özel olarak ilgilendiği bir oyuncak varsa, bu sizin için çok önemli bir oyuncak olmayabilir ama onun için önemli olması önemli zaten. Büyük ihtimalle çocuğunuzun self objesidir. Yani kendisini yansıttığı, aktardığı bir obje. Aslında o oyuncak çocuğunuzun kendisidir. O nedenle sizin de o oyuncağa davranışınız, çocuğunuza davrandığınız gibi şefkatli, kucaklayan, bakım veren bir yerden olursa eğer, yani kolundan tutup toplamak için alıp bir tarafa koymazsanız, eğer onu sen burada mı kaldın, gel bakalım ben seni şimdi şuraya bir alayım, sen birazcık da burada otur bakalım köpecik deyip bir kenara koyabilirseniz, çocuğunuz oradaki oyuncağı, tüm davranışlarınızı kendisine de alır ve sizin bakım verenliğiniz hakkında da daha fazla fikir sahibi olur.
Yine zaman zaman ben bebektim, ben çocukmuşum, ben küçücük bir bebekmişim şimdi gibi taleplerle size gelebilir. Öyle durumlarda bilin ki kendi bebekliğiyle ilgili aydınlatmaya çalıştığı bazı şeyler vardır. Belki özlemini duyduğu bazı davranışlarınız söz konusudur. Yani bebekliğinde onu her halükarda nasıl kabul ediyorduysanız, bugün de onu aynı o dönemki gibi kabul etmenizi arzuluyor olabilir. Bunu da oyun yoluyla sadece tatmin etmeye çalışıyordur. Oyunun içerisinde ona sizin için de ikinci bir fırsat olabilecek şekilde, tıpkı bir bebekmiş gibi, belki bebekliğinde yapamadığınız bazı şeyleri de yaparak davranabilirsiniz. Böylece çocuğunuz tatmin olur, artık o bebeksi ihtiyaçlar kalmaz. Çünkü zaman zaman şunu da görüyoruz. Çocuklar bazen bunu başlatırlar. Ama siz ona huy bebeğim gel bakalım falan dediğinizde ben bebek değilim diye size karşı koyabilirler. Şunu hiçbir zaman unutmayalım. Çocuklar oyunu ve oyuncakları metafor olarak kullanırlar. Bununla ilgili daha sonra başka bir videoda konuşacağız. Ama hemen şu kadarını çıtlatıvereyim. Bir şeyleri metaforlar üzerinden konuşmak çocuklar için güven vericidir. Böylece rahatsızlık veren şeyle birebir karşılaşmazlar. Ellerinde onları kontrolünde olan metafor, belki orada bir oyuncak ya da oyunun içerisindeki bir karakter karşılaşır ve çocuk da bunun üzerinden çok rahat kendi problemini çözebilir. Hani nasıl bazen kendi derdimize çare bulamayız da arkadaşımız böyle bir sıkıntıyı yaşadığında ona akıl verebiliriz ya, böyle düşünün. Şimdi size oyun odasında karşılaştığım, oyun aracılığıyla çocukların aktarmaya çalıştığı bazı görseller paylaşacağım. Bu birinci resmimizde görüyorsunuz ki bir bebek ve üzerinde dev gibi bir biberon var. Elbette ki oyun odasında ona uygun olan başka bir biberon vardı ama bu çocuk özellikle bunu seçmek istedi. Bunun nedeni çocuğun kendi beslenme döneminde, yani 0-2 yaşta yaşadığı bazı problemler. Mesela bunu oynayan çocuğumuzun memeden kesme, memeyi bırakma, meme bağımsızlığı, beslenme bağımsızlığı dediğimiz geçişte bazı problemleri olmuş. Meme hasta oldu denmiş, bir anda ortadan kaybolmuş. Bu da var olan bir şeyin, yaşamakta olan ve besleyen bir şeyin bir anda ölebileceği, bir anda yok olabileceği kaygısını çocukta yaratmış ve çocuk da oyunun içerisinde böyle bir metafor kullanıyor. Bir diğer görsel işte bu. Basit bir hamur oyunu olarak değerlendirebilirsiniz. Aslına bakarsanız burada çocuğun yapmaya çalıştığı şey annesiyle babası arasında son dönemde yaşanmakta olan gelgitli ilişkiyi sembolize etmek. Gördüğünüz gibi yukarı aşağı zikzaklar söz konusu. Çocuk bunu günlük sıradan bir konuşmayı yaparken aslında gayri ihtiyari olarak yapıyor. Çünkü bedenimiz oradaki sıkıntıyı biliyor ve sadece sözlerimizle değil bedenimizle de konuşuyoruz. Kimi zaman ailelere çocukların en sevdikleri oyunları sorarım. Kimisi bana puzzle seviyor, puzzle seviyor, puzzle seviyor der. Sonrasında çocuğun gelişim öyküsüne baktığımda çocuğun sezaryen doğum, daha sonra memenin ölmesiyle memeden ayrılmak, ödül ve ceza yöntemiyle tuvalet eğitimi, ağlayarak başladığı bir okul deneyimini duymam olasıdır. O kadar çok kesintiler, bölmeler, yaşantısında yarıda bırakılmalar ve başka bir sürece itilmeler var ki çocuk sürekli olarak puzzle oynayarak bir şeyleri birleştirmeye ve bir arada tutmaya çalışıyor. Ne kadar enteresan değil mi? Buradaki görselimizde gördüğünüz at arabasından çıkmış ve düşmüş olan atlar. Keşke çocuk hayvan haklarını korumak için bunu yapmış olsaydı. Ama maalesef ani bir doğum, doktorun birden fazla kez müdahale etmek zorunda kaldığı bir doğumu aslına bakarsanız sembolize ediyor. Yani çocuk burada atları çıkartın, arabayı ben sürmek istiyorum. Nasıl olursa olsun kendi yolculuğumu kendim sürdürmek istiyorum mesajını bize veriyor. Tabii bu artık mümkün değil ama çocuğun oyunlar yoluyla geriye dönüp bunları onarması ve kendi hikayesini yaratması söz konusu. Yani yolculuk sırasında daima sana müdahale edecek ve seni yönlendirecek birisi bulunmayabilir. Böyle bir tehditle karşı karşıya değilsin. Tabii ki yolu kendin de belirleyebilirsin. Burada sana eşlikçiler de olabilir ama bu yolu yürümek yine de aslında senin yapabileceğin bir şey gibi bir algıyı kendisinde yaratmaya çalışıyor. Bence çok saygıdeğer. İşte bu da bir sonraki görselimiz. Burada da evin içerisinde gördüğünüz gibi pek çok eşya, temizlik eşyaları, beslenme ve gıda eşyaları evin içerisini, her yerini
doldurmuş durumda. Burada şair annesine sesleniyor. Diyor ki artık ev işlerini lütfen bırak. İşte şuradaki mikrofonla sana sesleniyorum. Lütfen ev işlerini bırak ve artık birazcık benimle ilgilen. Evimiz ev işlerinden ve mutfaktan ibaret değil. Ben de buradayım. Kimi çocuklar da sıklıkla onay almaya ihtiyaç duyuyorlar. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Yapayım mı? Edeyim mi? Söyleyeyim mi? Ne dersin? Şimdi böyle bir şey yapayım mı? Gibi soruları bazen aileleri yıldırabiliyor. Bu çocukların size söylemeye çalıştığı şey, kendi kararlarımı alabilecek kadar olgun hissetmiyorum. Ya da karar aldıktan sonra senden gelecek olan tepkilerden endişe ediyorum. Belki senin mükemmeliyetçiliğin altında eziliyorum gibi ihtiyaçlar olabilir. Ailelerin en çok yakındı ama çocukların da en çok başvurduğu şeylerden bir tanesi erteleme. Yapılması gereken işler var, büyükler zaten sürekli olarak bir koşturmaca içerisindeler. Çocukların erteleyerek ifade etmeye çalıştığı şey şu: ben birisiyim, neyi ne zaman yapacağıma kendim karar vermek isterim, bunu yapabilecek kadar yetkinim, lütfen artık beni bir şeylere koşturmaktan, bir işlere sürmekten uzak durmaya çalışın, ben ne zaman başlayacağıma kendim karar vermek istiyorum. Yani aslında varlıklarının kabul edilmesini ve görülmesini istiyorlar. Yine çocukların sıklıkla kullandığı, ailelerin de bunaldıkları şeylerden bir diğeri inatlaşmalar. Hatta inatlaşmalar bazen anneyle babanın birbirine girmesine bile neden oluyor değil mi? Kime çekti? Sana çekti. Hayır, sana çekti. Çocuk aslında inat ederek sizi manipüle etmeye veya sinirlendirmeye falan çalışmıyor. Derdi sizinle değil, derdi kendisiyle. İnatlaşıyor çünkü kendi alanını korumaya çalışıyor. Sizin onu bir şeyler yapmaya çalışmanızı, sürekli bir şeylere iteklemeye çalışmanızı protesto ediyor. Aslına bakarsanız bu iyi bir şey. Bunu başka bir gün uzun uzadıya yine konuşuruz ama şöyle bir çıtlatmam gerekirse, eğer sizinle inatlaşabiliyorsa o zaman yaptığı bir şeyi başarabilmek için de inatlaşabilme gücü onda vardır. Ya da bir başkası onu bir şey olmaya direttiği zaman ona karşı da bir inat gösterebilir ve yine kendi alanını koruyabilir. Bazen de çocuklar yapabilecekleri bazı şeyleri ve hatta kendileri için oldukça basit olan bazı şeyleri ben yapamıyorum, sen yap, sen yedir, sen ayakkabımı bağla, sen üstümü giydir gibi taleplerle size gelebilirler. Genellikle bunun altında yatan neden de ihtiyaç duyduğum her anda yanımda olacak mısın? Beni eleştirmeden, hadi sen yapabilirsin, bu senin yapabileceğin bir şey canım, ben sana niçin yardım ediyorum ki, zaten benim işim başımdan aşmış gibi söylemler yerine benim yardıma ihtiyacın mı var? Tabii ki daima sana yardım etmeye hazırım deyip belki bir parça işin ucunu başlatmanız. Sonrasında zaten onlar sizin onların yanında olduğunuzu, onlara daima yardım etmeye hazır olduğunuzu gördüklerinde tamam ben yaparım deyip kendi sorumluluğunu kendisi giyebilir. Kendi yapacak olduğu işi zaten kendisi tamamlayabilir. Yine ailelerin sıklıkla karşılaştıkları, çocukların isyan ettikleri bir başka şey, ödev yapmak istememe. Bunun detayına biraz girmekte fayda görüyorum. Bu sorumluluk edindirmeden ayrı bir konu. İçerisinde de değerlendirilebilir tabii ki ama biz o açıdan ele almayacağız bu seferlik. Danışanlarımdan bir tanesinden size bahsedeyim hemen. Güzel kızlarından bir tanesi. Israrlı bir şekilde ödev yapmak istemiyordu. Yapamayacağı bir şey kesinlikle değil ama kesinlikle ödev yapmayı reddediyordu. Ödev yapmayı asla sevmediğinden bahsediyordu. Bir gün oturup konuştuk ve dedik ki ödev yapıp yapmamak konu değil de ödev yapmak acaba sana ne ifade ediyor? Okulun şart koştuğu ve zorunlu tuttuğu bazı şeyleri ifade ettiğini fark ettik. Daha sonra okulda bunları şart koşan ve zorunlu tutan, daha sonra yapılmadığında çeşitli yaptırımlar uygulayan kim diye araştırdığımızda öğretmenle karşılaştık. Tabii bu arkadaşlarının tepkisi de olabilirdi ama biz öğretmenle karşılaştık. Sonra biraz öğretmenin özelliklerine, niteliklerine dönüp baktığımız zaman, çocuğun öğretmen algısına baktığımız zaman, tabii çocuğun öğretmen algısıyla öğretmenin gerçekliği birbirinden farklı olabilir. Bunu daima göz önünde bulundurmak durumundayız. Ama bizim için esas olan bireyin durumu nasıl algıladığı ve bize bunu nasıl anlatmaya çalıştığı. Öğretmeniyle ilgili şöyle bir görüşü ortaya çıktı.
Öğretmenin ne kadar da başarılı olduğunu anne babamıza gösterebilmek için bence bizi kullanıyor. Ne kadar çok ödev yaparsak o kadar ilgili bir öğretmen olduğunu düşünmelerini bekliyor. Bunun için evde de bol bol çalıştığımızı, öğrendiğimizi, okulda neler yaptığımızı gösterecek bazı ödevler veriyor. Ve biz bunları evde yaptıkça iyi bir öğretmenin iyi birer öğrencisi oluyoruz. Daha sonra tabii ki bununla ilgili neler yapabileceğini konuştuk. Bu algıları tekrar yazmaya başladığında da ödevlerin aslında öğretmenin yaptırımları değil, kendi gelişimi için birer gereksinim olduğunu, tabii ki bunların da bir sınırı olması gerektiğini kendisi rahatlıkla fark edebildi. Öğretmene olan kalkanlar maalesef ödevlerle genellenmişti. Yani öğretmene olan tepkiler ödevlere de yansımıştı. Artık bunların ikisini birbirinden ayırabilmeye başladı ve sonrasında da hiçbir zaman ödev problemi yaşamadı. İşte çocuklardan kısa kısa haberler böyle. Yeniden izlediğiniz ve dinlediğiniz için, yorum yaptığınız, beğendiğiniz, kanala abone olduğunuz için, sevdiklerinizle paylaştığınız için çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuz olan ebeveynler ne söyler, çocuklar ne anlar konusunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Elif İpek ile Çocuk Gelişimi.